akşam itibariyle bu sayı 1216 idi Edirne'de ama bu sayı artacaktır dönem içinde. Biz gelen bütün aileler, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğümüze kayıtlarını yaptırıyorlar ve burada biz onlara sahip çıkıyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından bölgeye giderek çeşitli çalışmalar yapan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bugün Edirne'de basın toplantısı düzenleyerek deprem bölgesindeki gözlemleri hakkında bilgiler verdi. İlk andan itibaren devlet-millet kenetlenmesinin sağlandığının altını çizen Aksal, yaptıkları yardımlar nedeniyle Edirnelilere de teşekkür etti. Depremin olduğu ilk andan itibaren de hepimiz sahadayız, deprem bölgesindeydik. Benim çok kıymetli Edirne'li hemşehrilerim başta olmak üzere yardıma koşan, birlik olan, beraberlik olan vatandaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın afeti diyoruz. Dünyada eşi benzeri olmamış bir deprem felaketi yaşadık. Herhalde dünya tarihinde aynı gün içinde 7,5'un üzerinde iki tane büyük deprem yaşayan başka bir ülke yok. Şiddet olarak da dünyada yaşanan en büyük depremlerden bir tanesini yaşıyoruz. Tabii ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kayıplarımız var. Ben buradan ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan sabırlar diliyorum. Çok zor bir dönemde geçiyoruz ama tabii ki Türk milleti her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yine kenetlenmesini biliyor. Birlik beraberlik içinde depremin olduğu ilk andan beri devlet, millet, STK'lar el ele bir mücadele veriyoruz. Ben ilk önce Adana'ya gittim. Adana'da Allah'a çok şükür depremin ölçeği diğer illerimize göre, Kahramanmaraş'a göre, Hatay'a göre daha küçük. Büyük ölçüde yaralar sarıldı. Adana'da bütün enkaz kaldırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Orada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Oradan Hatay'a geçtim. Hatay'daydım. 4 gün Hatay'da kaldım. Hatay'da gerçekten depremin boyutu çok büyük. Özellikle Antakya'da yıkım çok fazla. Tabii ki nedir, ne değildir, neden oldu bunlar hepsi konuşulacak ama şimdi gün enkazı kaldırma günü. Daha hala enkaz altından kurtarmadan çıkıyor, sarkıldığımız vatandaşlarımız var. İşte bu sabah Kahramanmaraş'taydı herhalde, ben buraya gelirken iki kardeş deprem altından kurtarıldı. İnşallah bu deprem kurtarma çalışmaları devam edecek. İnanın can siperhane oldu, herkes çalışıyor. Edirne'mizden de kurtarma afet ekipleri gitti, kurtarma ekipleri gitti. Hepsi bölgedeydiler. İnanın çok zor şartlarda çalışıyorlar ama bir tane can daha nasıl kurtarırız diye mücadele ediyorlar. Herkes seferber oldu. Bir bakıyorum Edirne'de işte Enes'in en ücra köşesinden Leyla Paşa'nın, Tüloğlu'nun köylerine kadar insanlar birlik beraberlik içinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Balkanlar ve milletvekillerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirten Aksal, giden canları geri getirmemiz mümkün değil ama onun haricindeki bütün yaralar sarılacak ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi Sayın Valimiz önce Elbistan'daydı, şimdi Hatay'a geçti, orada görevli. Yine diğer illerdeki valilerimiz, inanın herkes orada da burada da. Birlik beraberlik içinde bu yaraları sarmaya çalışıyor. Felaket çok büyük tabii. İnanılmaz büyük bir afet ama biz inşallah bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor, umutlu olmak gerekiyor. Hiç şüphesiz ki giden canları geri getirmemiz mümkün değil ama onun haricinde bütün yaralar sarılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri sahada, deprem bölgesini bütün her yeri ziyaret etti, etmeye devam ediyor. Biz milletvekilleri olarak ilk günden beri sahadayız. Yine bakanlarımız biliyorsunuz sahadalar. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman en büyük fedakarlığı yapan, en büyük desteği veren bizim vatandaşlarımız. Onlardan Allah razı olsun. Burada baktım, yani Edirne gerçekten bölgeye aktı. Tırlar arkası arkası tırlar geldi. Hala ihtiyaç var mı? Tabii ki ihtiyaç var. Olmaz mı? İhtiyaçlar bitmiyor. Yardımlara devam edelim. Ama tabii ki artık yardımın boyutu değişti. Mesela ilk günlerde belki ekmek gerekiyordu, su gerekiyordu. Ama artık ekmek gerekmiyor, su gerekmiyor. Daha çok gönderilecek yardımların kuru gıda türünde olması, dayanıklı gıdalar türünde olması çok önemli. Özellikle Antakya çok hasar görmüş.
1500 senelik cami, tarihi cami, işte İslam'ın en erken dönem camilerinden bir tanesi biliyorsunuz, tarihi cami orada. Cami yıkılmış, kiliseler yıkılmış, Antakya'da tarihi eser anlamında da hiçbir şey kalmamış. Şehrin de çok büyük bir kısmı, üzülerek söyleyeyim, büyük bir kısmı yıkılmış ama çok hızlı bir şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız eliyle imar çalışmalarına başlatıyoruz. Bütün planlamaları yaptık. İnşallah TOKİ eliyle de bir yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bir yıl içinde biz konutlarımızı yapacağız. Sosyal medyada bazı insanlar yıpratıcı açıklamalar yapıyor ama gerçekten zaman onun zamanı değil. Bu millet feraset sahibi. Kimin çalıştığını, kimin onun yanında olduğunu, kimin bu zor günlerde fitne fesat peşinde olduğunu gayet iyi biliyor. Aksal şu ana kadar 1216 depremzedenin Edirne'ye geldiğini de açıkladı. Şu an 1000 sayı olarak vardı. Kaçtı başkanım akşam itibariyle? Tabii ki şöyle gelenler var. Bir ailesi, burada akrabaları olup gelenler var. Bunlar biliyorsunuz biz bölgemize gelenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza kayıt yaptırıyorlar. Bir akrabalarının yanına gelip kayıt yaptırmayanlar var. Bir de kayıt yaptıranlar var. Akşam itibariyle bendeki sayı 1216. Akşam itibariyle bu sayı 1216 idi Edirne'de ama bu sayı artacaktır dönem içinde. Biz gelen bütün aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze kayıtlarını yaptırıyorlar ve burada biz onlara sahip çıkıyoruz. Edirne'ye de gelenler olacaktır. Hiç şüphesiz onlara bu bölgelerde de sahip çıkacağız. Edirne'de de sahip çıkacağız. Bütün her türlü konaklama ihtiyaçlarını, yeme içme barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız ama şu an için Edirne'de 1200 civarında.